Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Gönlü güzel takipçilerim, hayırlı sabahlar, gününüz aydın, neşeniz bol olsun inşallah. Evet, arkadaşıma geldim, Meral Hanım'a. Canım benim, yıllardan beri dostluğumuz, arkadaşlığımız sürer. Kendisini bacım gibi, kız kardeşim gibi severim. Evet arkadaşlar, böyle çiçeklerini göstereyim size dedim. Şurada hemen gördüğünüz gibi yağmurlu hava arkadaşlar bugün. Salyangozda gördünüz. Yağmurlu hava olur mu? Salyangozlar maalesef ki çekiyor çiçekler. Evet, burada harika güzel böyle yılbaşı yılbaşı çiçeği arkadaşlar. Burada hemen atlas çiçekleri ve dip kısımlarında da bol bol üzüm fidesi çıkmış. Evet, burada da atlas çiçeği. Yine burada paskalya. Az önce paskalya diyecektim. Paskalya benim paskalyamdan, aslında açması gerekiyor ama belki de solmuş olabilir. Evet. Yine burada kalanşolar arkadaşlar artık son şeylerini yaşıyorlar. Artık çiçekleri bitti ama şurada çok güzel açmış bir tane. Evet, şöyle mor telgraf bakar mısınız, burada yerde çok güzel olmuş. Hemen yan tarafında da naneler, üzüm yaprakları, salamur yapmış arkadaşım da. Evet, çilekler çiçeğini açmış. Şöyle göstereyim. Bahçelere sebzeler ekilmiş, dikilmiş. Buraya bamyalar ekilmiş arkadaşlar. Çok güzel. Minik minik de böyle çıkmaya başlamış bamyalar. Evet, bahçe işleri Osmaniye'de artık bundan sonra full time devam ediyor. Evet, geçen yıldan kalan patlıcanlar şuradakiler. Evet, bu patlıcanlar erkenden çiçek açar ve tutar. Belki de üzerinde vardır bile. Ama diğer patlıcan şurada hemen göstereyim. Burada daha minnacık fide arkadaşlar. Bu yılınki fideler. Bunlar da geçen yılki patlıcanlar. Evet. Zeytin ağaçları, incir ağaçları ve harika güzel şeker begonyaları ve kalonşolar. Evet, buradaki pembe kalonşo zaten her sene geç açar ve geç solar. O yüzden diğerleri biterken bu daha böyle çiçeklerinin güzelliğini koruyor arkadaşlar. Evet, şeker begonya çok güzel olmuş bu arada. Ve şurada da İzmir güzeli ipek çiçeği arkadaşlar. Evet, burada kış ortancası kalonşo mangini. Şurada hemen gelelim. Evet, sedum. Ve burada yine kalonşo. Bu yıldız kalonşo galiba, zaten yaprağından belli. Burada da mavi hindiban aşılısı arkadaşlar. Tohum oluyor ve tohumdan ekiliyor. Evet, burada kalonşolar var. Beyazları, tek katlı beyaz ve katlı arkadaşlar. Çok güzel açmışlar. Şurada hemen göstereyim. Burada da yıldız sarısı kalonşo. Evet, şöyle atlası göstereyim. Atlas çok güzel olmuş burada. Ve melisa arkadaşlar, şöyle göstereyim. Buralar misler gibi kokar artık melisadan dolayı. Evet, üzümler. Aa, burada üzüm çiçek açacak diye beklerken ben burada üzüm koruğunu vermiş bile arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Evet, burada atlas. Bu atlası açtı arkadaşımın. Keşke denk gelseydim. Tomurcukken görmüştüm ama çiçekli haline maalesef ki göremedik. Evet, burada sukulentler. Böyle sukulent. Böyle parlak Mustafa. Bu arada arkadaşımın, Meral arkadaşımın eşinin ismi de Mustafa. Tam da parlak Mustafa. Denk geldi. Burada hemen çiçekler, sukulentler, kaktüsler. Evet, atlas çiçekleri. Salon sarmaşığı arkadaşlar. Arkadaşımın dışarıda. Yerinde o kadar sevmiş ki şunun güzelliğine bakın. Kocaman olmuş. Böyle pencereye dolanmış, büyümüş. Evet, burada melek kanadını görüyor arkadaşlar. Hemen yanı başında şeker begonya. Aa, şurada kalonşolar arkadaşlar. Begonya. Buradaki güzellikle de göstereyim. Yaprak güzeli. Ve benim bugün buraya gelmemin sebebi aslında mum çiçeği açmış arkadaşımın, hoya çiçeği. Resmini attı bana, Gülay bak çok güzel oldu benim mum çiçeğim diye. Aslında ben onun videosunu çekmeye geldim ama şimdi buradaki dışarıdaki yağmur durmuşken, yağmurluydu az önce. Yağmur durmuşken ben o videoyu çekeyim arkadaşlar dedim, dışarıyı. Ondan sonra içeriye o mum çiçeğinin o güzelliğini
görelim. Evet, burada çok güzel limonlar tutmuş. Ve şu telgraf çiçeğine bakar mısınız? Çok güzel olmuş. Telgraf çiçeği. Evet, bahçe işleri dedik. Burada biberler arkadaşımın nerede tomurcuk yapmış. Aa, senin otları da varmış arkadaşlar. Neyse, şuradaki çiçeklere sonra geleyim ben. Burada yeşil soğanlar, biber fideleri ve burada da biberler. Ekilmiş, kocaman olmuş. Burada yaprak güzeli fidesi var. Leş kaktüsü var. Evet. Aslında yenilecek otlar da burada çıkmış. Burada sirken otları. Böreği olur, cacığı olur. Arkadaşlar haşlayıp zeytinyağlı salatası olur. Ve burada da semizotları. Ay, semizotları olmuş artık. Bundan sonra semizotlarının da hani bilinmeyen faydası yok arkadaşlar. Hemen hemen herkes biliyor. Semizotlarının da cacığını ben çok seviyorum. Daha derin dondurucumu atmıştım. Geçenlerde çıkardım. Cacığını yaptım. Çorbasını yapıyorum ben. Kavurmasını, böreğini, semizotlarını her türlü değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Hatta çiğ olarak da çok lezzetli olur. Salataları olur. Evet, burada reyhan. Fesleğen. Ay, bundan birkaç tane alayım ben de dikeyim arkadaşımdan. Reyhan şerbeti tarifim var arkadaşlar geriye dönük videolarımda. Reyhan şerbeti Osmanlı mutfağına dayanan bir şifacıların kullandığı şerbettir. Reyhan şerbeti misler gibi kokar. Her salatamda kullanırım ve hazır sabah kahvaltısında bile tüketirim yani. Böyle fırsatı bulmuşken de size bu videosunu paylaşayım. Evet. Organik maydanoz. Çok güzel. Maydanozlar, kerevizler ve yeşil naneler. Domates de burada çiçek açmış. Evet. Nane, yeşil nane bol bol tüketin arkadaşlar. Yeşil nane de şeye çok iyi geliyor. Diz ağrılarına, kireçlenmeye çok iyi geliyor. Sık sık bol bol yemeklerimizde, salatalarımızda, hatta kahvaltımızda bile öylece tüketsek çok iyi olur, şifa olur. Evet, limon yaprağı çayı yapabilirsiniz arkadaşlar. Böyle uç filizlerinden, şöyle uç dallarının, o filizlerin, taze filizlerinden alıp çayını yapabilirsiniz. Fazla içerseniz bağırsaklarınızı hareket ettirir, kabızlığı çözer. Ve soğuk algınlığına, akciğer hastalıklarına çok şifalıdır arkadaşlar. Limon yaprağı çayı. Evet, fazla tükettiğimiz zaman musil vazifesini görür. Ve bağırsakları yumuşatır, gevşetir ve kabızı çözer arkadaşlar. Evet, soğuk algınlığına, grip çayına, akciğer enfeksiyonlarına çok iyi gelen bir bitki. Limon yaprağı çayı. Evet. Gül de akciğer dostudur arkadaşlar. Burada gül açmamış ama gül tomurcuğunu göstereyim. Gül açtığı zaman da hem şerbeti hem reçel olarak tüketebilirsiniz. Hem de çayını yapabilirsiniz. Akciğer enfeksiyonları, akciğer intihabına iyi gelir arkadaşlar. Gül yaprakları. Bu yaprakları değil arkadaşlar. Bu tomurcuk açacak ve gül yaprakların taçları, taç yaprakları. Evet, gelelim buradaki güzelliklere. Burada dışarıda kılık çiçeği. Yine buradaki güzellikler solmuşlar. Bu güzellikler kalmış. Ve arkadaşım burada ipek çiçeği açmış. Solmuş. Ay, şu güldüğün güzelliğine bakar mısınız? Bakın bakın arkadaşlar. Çok güzel. Rengi de çok hoş. Evet, burada melek kanadı, oksalis pardon arkadaşlar. Oksalis arkadaşlar çok şifalı. Hem süs bitkisi olarak da kullanılıyor hem de salatalarımızda kullanabiliriz. Çayını yapabiliriz. Mor yonca, oksalis ve ekşi yonca da diye geçiyor arkadaşlar. Süs yoncası. Bunu hem salatanızda renk olarak da kullanabilirsiniz hem de şifasından faydalanabilirsiniz. Böyle şöyle kopartayım bir tane. Evet, bunu böyle tüketebilirsiniz. Ekşi arkadaşlar, tadı
Ve burada da rozet çiçeği. Hemen şurada biz bahçe turuna çıktık. Yağmurdan önce mavi hindibanın aşılısı arkadaşlar bu. Mavi hindiba. Çok yeni bir salatası yapıyoruz, zeytinyağlı. Evet, yağmur yağdı, telefonum ıslanıyordu arkadaşlar. Hemen içeriye geldik şöyle. Arkadaşımın bana attığı resimde böyle mum çiçeği arkadaşlar. Şu güzelliğe bakar mısınız? Hoya çiçeği çeliğinden tutar, yaprağından tutar. Ama çeliğinden daha çabuk ilerliyor. Böyle tomurcuk, çiçek. Ay çok güzel olmuş. Maşallah. Harika güzel. Hoya çiçeği. Çok güzel. Biz bunların üzerinden bak hemen şurada göstereyim arkadaşlar. Şerbeti olurdu. Şöyle göstereyim. Şerbetini biz yalardık arkadaşlar çocukken. Benim annemin kocaman vardı. Tam da bu renktendi. O kadar çok açardı ki dışarıda olurdu. Arkadaşım bu da dışarıdaydı ama içeriye aldı. Evet. Çeliğinden tutar. Kaliteli orman toprağı ve bahçenin toprağı karışık toprağa ekilir. Kaliteli toprağa da ekilebilir. Arkadaşlar hem içeride hem de dışarıda yetişebilen bir çiçek bu. Çok güzel olmuş. Böyle bol bol da tomurcuk vermiş. Daha böyle yukarıya doğru gidiyor. Çocukluktur arkadaşlar. Nereden akıl ettik bilmiyorum. Ama biz buradaki şerbetini böyle bu çiçeklerin uçlarından böyle şerbetleri alırdık. Yalardık. Çok şekerli bir tadı var. Çok güzel. Bu hoya benim çocukluğumu hatırlatıyor. Çünkü annemin olduğu için. Biz mum çiçeği deriz. Tabii hoya diye bilmezdik. Artık şimdi eskiden bunlardı klasik olan. Şimdi çeşit çeşitleri çıkmış arkadaşlar ama bu türün yeri bir başka gözümde. Çok güzel. Dışarıda yağmur başladı. Ben bugün arkadaşıma sırf hem arkadaşımı göreyim hem de bu hoya çiçeğinin videosunu çekeyim diye geldim. Gelmişken de hem bahçesini hem de dışarıyı bir çekeyim sizlere göstereyim istedim. Meral arkadaşımın ve eşi Mustafa abimin de ellerine sağlık. Hem bahçesini hem de şöyle şu hoya çiçeğimizi videosunu çekmiş olduk. Arkadaşlar bunların bir özelliği var. Şöyle şu uç kısımlarını ellediğimiz zaman uzamaz. Tekrar yeniden yaprak çıkartır ve yeniden uç kısmından filiz çıkartır. Bunu burada durdurur yani büyütmez. Uzamaz, boyu uzamaz, kalır. Tekrardan yeniden filiz çıkartır. Yeniden uzamaya başlar. O olduğu yerde kalır. Mesela şu hemen şurada göstereyim. Bunun ucuna dokunulmuş. Buradakinin ucuna dokunulmuş. Bunlar uzamamış. Tekrardan filiz çıkarmış. Tekrardan uzamış. Evet daha hala şurada tomurcuk çıkartıyor. Ay çok güzel ya. Çok tatlış. Evet burada iki saksıymış. Buradaki çiçekler hemen yan tarafındaki saksıdaymış. Bu arada büyümeyen hoya çiçeklerine de şeker verebilirsiniz arkadaşlar. Bu daha yeni alınmış içeriye. Evet, şeker verdiğiniz zaman hoya çiçekleri çok seviyor şekeri. Gübre yerine geçiyor ve çabuk büyüyor. Bol bol da böyle size çiçek açar. Buradaki güzellik gibi. Çok tatlış ya, çok tatlış. Dokunmaya bile kıyamıyorum, ne yalan söyleyeyim. Çok güzel ama şöyle daha rahat görün istedim. Evet arkadaşlar, Instagram hesabım ve TikTok hesabından takip edebilirsiniz bizleri. Ve ücretsiz olarak kanalıma da abone olup zil butonunu da açarsanız bütün yeni yayınlayacağımız videolardan da haberdar olursunuz. Şimdilik bu kadar. Bir çiçek, böcek, emoji olursa eklerseniz çok severim yorumlar kısmına ve hangi çiçeği merak ediyorsanız yetiştirme hakkında. Yorumlar kısmına eklerseniz çok sevinirim. Oradan size cevap vermeye çalışırım eğer bilgim dahilindeyse, bildiğim bir çiçekse. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. En güzel terapi çiçek terapisi ve en güzel terapi sizinle beraber olmaktı. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.